milli görüşler olarak. 8 tane ile başlayan, 2 tane de ile başlamayan. Bunlardan birincisi, milli görüşler olarak mutlaka ihlas sahibi olacağız. İhlas demek, Allah rızası için bu davanın içinde bulunmak demek. Allah'ın rızasını gözetmek demek. Yani ne demek? Televizyona çıkmak için, gazeteye çıkmak için değil. Milletvekili olmak, belediye başkanı olmak için değil. Oğlumuzu işe sokmak, işe yerleştirmek için değil. Ya ne için? Sadece Allah rızası için bu davanın içinde olacağız. Milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmek için. Yani ihlas sahibi olacağız. İkincisi, ittika sahibi olacağız. Gene iyiyle başlıyor. İttika. İttika yani Allah korkusu. Allah'tan korkan insan gibi hareket edeceğiz bu teşkilatın içerisinde. Yaptığımız işlerde bunun karşılığı ahirette ne olur diye düşünerek hareket edeceğiz. Aynen kendisi de böyle anlatırdı bana. Üçüncüsü, iyi ahlak sahibi olacağız. Güler yüzlü, edepli ve ahlakıyla herkese örnek olan kimse. Gıybet olmayacak, haset olmayacak, kibir olmayacak. Bu takım bu gibi kötü şeyler kesinlikle olmayacak. İyi ahlakımızla herkese örnek olacağız. Dördüncüsü, ihsan sahibi olacağız derdi. Yani görevimizi en güzel şekilde yapacağız. Bir ucundan tutmayacağız, dört elle sarılacağız. Milli görüşlü insan her yaptığı işi en mükemmel yapan insandır derdi. İhsan sahibi olmak. Biraz önce İbrahim Aktaş ağabeyimiz o uçurtmayı ne kadar mükemmel tasarlayıp yaptığından bahsetti. Aynen orada olduğu gibi. Beşincisi itaat. İtaat İslam'ın emridir. Mutlaka peygamberlere, onların kimselere başkalarına mutlaka itaat edeceğiz. İtaat etmezsek yaptığımız işten hayır gelmez. Sonra bizi helaka götürür derdi kendisi. Mutlaka itaat prensibine il başkanımıza, genel merkezimize itaat edeceğiz. Bu çalışmaları bunun sonucunda gelmemiz gene ile başlıyor. Bu çalışmaları tam bir ittifak halinde yapacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi yapmış bir şekilde yapacağız. Yapacağız. İkinci temel esası istişare. Bereket vardır, hayır istişareyle alınan kararlardadır buyruluyor. Mutlaka karar yaptım oldu, biz yaptık oldu şeklinde hareket etmeyeceğiz. Herkes fikrini sonuna kadar söyleyecek. Sonra ve istişare sonunda alınan o karara hepimiz sonuna kadar uyacağız inşallah. Sekizinci olmazsa olmazımız, temel çalışma prensibimiz gene ile başlıyor. İnfak. İnfak da Allah rızası için demek. Biz bu çalışma rızası için yapıyoruz. Bütün insanın kurtuluşu için yapıyoruz. Öyleyse bu çalışmalara para vermek bizim üzerimizde bir derdi kendisi ve eklerdi. Bir ilde, bir ilçede başkanı para verip bütün masrafı karşılıyorsa bu marifet değildir. O ilde, o ilçede herkes mahalle temsilcisinden geçti. Herkes gücü yettiği kadar mutlaka davaya para vereceklerdir. Çünkü bu sadece il başkanının, ilçe başkanının üzerinden göre değil. Hepimizin üzerinde bir görev, hepimizin bunu vermesi lazım derdi. Böylece 8 tane i ile başlayan temel prensibimizi saydık. Sıkı sıkıya bağlı olmamız, muhafaza etmemiz gereken prensiplerimiz. Birincisi ihlas. İkincisi, üçüncü ahlak. Beşincisi, altıncısı ittifak. Yedincisi istişare. Sekizincisi infak. Şimdi son yıllarda özellikle önemi daha da artan dokuzuncu prensibimize geliyoruz. Bu i ile başlamıyor, bu s ile başlıyor. O da sadakat. Sadık olacağız, davamıza, liderimize ihanet etmeyeceğiz, sütü bozukluk yapmayacağız derdi kendisi.
Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten daha demin sanki kendisinden duymuş gibi kulağımda çınlıyor bunlar. Onun için bu kendi cümle gerçekten insan duygulanıyor ve manevi bir hava da oluyor. Özellikle bu bölünmelerde, ayrılmalarda bu sadakat prensibine çok önemli bir şekilde değindi, çok vurgu yaptı biliyorsunuz. 10. prensibimizde tabii ki İslam'ın emrettiği diğer emirleri yerine getirilmesi. Bizler burada tüm insanlığın saadeti için çalışıyoruz. Dünya siyonizmiyle mücadele ediyoruz. Yeni bir dünya kuracağız diye namaz kılmazsak kesinlikle olmaz. Oruç tutmazsak olmaz. Namaz kılmadan, diğer farzları yerine getirmeden, Allah'ın diğer emirlerini yerine getirmeden bir insan milli görüşçü olamaz. 10. temel prensibimiz de diğer farzların yerine getirilmesi. İnşallah bizler muhterem kardeşlerim bu temel prensiplere, bu esaslara inşallah ömrümüz boyunca sıkı sıkıya bağlı olacağız. Ve böylelikle kendisini, liderimizi ne kadar sevdiğimizi, ne kadar bağlı olduğumuzu bu prensiplere bağlılığımızla göstereceğiz inşallah. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Dikkatle dinlediniz, zaman ayırdınız, buraya kadar geldiniz. Hepinize tekrar tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi bağrıma basıyorum. Allah bu toplantımızı en büyük hayırlara, en büyük zaferlere vesile kılsın. İnşallah 12 Haziran'dan sonra Bordur'a seçim zaferini kutlamak için de geliriz inşallah. Toplantının yapılmasında emeğe geçen herkese, başta İl Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İbrahim Aktaşar Bey'imize de divan başkanı olarak da 30 senelik, 40 senelik milli görüşlü bir ağabeyimiz olarak da çok teşekkür ediyorum özellikle. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Esselamu Aleyküm. Tüzük düzeltmesi yapmamışız çünkü. Şu anda yok. Evet. Şimdi seçimler böyle.